Yapışık ikizlerin çoğu göğüs, karın veya pelvis bölgelerinden yapışık oldukları için zor bir hayat yaşarlar. Çocukların kafasını birleşik düşünün ve ne kadar zor olduğunu hayal edin. Liz ve Mel'in içinde oldukları durum buydu. Anneleri Camilla Vieira hamile olduğunu öğrendiğinde ultrason yaptırmaya gitti ve ikizleri olacağını öğrendi. Camilla ve kocası bu haberden heyecan duydular ve ikizlerinin gelişi için hazırlanmaya başladılar. 10 haftalıkken bebeklerinin durumunu kontrol etmek ve cinsiyetlerini öğrenmek için başka bir ultrasona gitti. İşte o zaman şok edici haberi aldı. Bebeklerinin kafatası yapışık olduğu ve bu durum nedeniyle yaşama risklerinin düşük olduğu söylendi. Genç anne yıkılmıştı ama her şeyin yoluna gireceği konusunda iyimserliğini koruyordu. 1 Haziran 2018'de bebekler Brezilya'nın Kuzeybatı Federal Bölgesi'ndeki bir hastanede dünyaya geldi. Doğumda tıpkı taramanın gösterdiği gibi kafatasından yapışıklardı. 26 yaşındaki anneleri bebeklerini görünce hiç şaşırmadı. Ancak durumları hakkında önceden bilgi sahibi olmasına rağmen endişelenmeden edemedi. Hamilelik sırasında kızının durumuna katkıda bulunan bir şey yapıp yapmadığını merak etti. Ayrıca ikizlerine bakmanın ne kadar zor olacağı konusunda da rahatsızdı. Çevredeki hemşireler tarafından endişeleri giderildi. Ona bunun doğal bir olay olduğunu ve yanlış bir şey yapmadığını açıkladılar. Bebekleri çok sağlıklı çıkmıştı. Bu yüzden sağlıklı oldukları için onları ayırmak için ameliyat yapabileceğini söylediler. Doğumdan hemen sonra yapamazlardı çünkü ameliyatla gelebilecek komplikasyonları kaldıramayacak kadar kırılganlardı. İkizlerin durumunu tanımlamak için kullanılan tıbbi terim kraniopagus olarak bilinir. Kraniopagus, yapışık ikizlerin kafatasında birleştiği bir durumdur. Yapışık ikizler arasında nadirdir. Her iki 5 milyon doğumdan birinde meydana geldiği tahmin edilmektedir. Yapışık ikizlerin çoğu göğüs ve mideden birleşiktir. Ama onların durumu özeldi. Hiç kimse bir embriyonun ayrılması üzerinde kontrol sahibi değildir. Bu nedenle önlenemez. Fakat doğumdan sonra ikizlerin yaşama şansları yüksektiyse ayrılarak durum düzeltilebilirdi. Bebeklerin ameliyat olabileceği söylenen Camilla, yakında ameliyatı geçirecek kadar güçlü olacakları umuduyla onları eve götürdü. Ameliyattan önceki günler hem ebeveynler hem de çocuklar için zorlu geçti. Camilla ve kocası ikizleri rahat ettirmek için çok çalışmak zorunda kaldı. Onları beslemek, bakım yapmak ve gereken diğer şeyleri yapmak kolay değildi. Genç çift bu süre zarfında neredeyse hiç uyumadı. Bebek oldukları için düzenli olarak bakılmaları gerekiyordu ama çoğu zaman aynı zamanda bakılmaları gerekiyordu. İkizlerden biri uyurken diğeri uyansa, birinin aralıksız ağlaması diğerini uyandırır ve Camilla ile kocası kendilerini bir anda onları teselli etmeye çalışırken bulurdu. Çocuklar için biri uykuluyken diğeri oynamak isteyebilir. Uzlaşmayı erkenden öğrenmeleri gerekiyordu. Uykusu gelen uyumaya çalışırken diğeri yavaşça hareket etmeli ya da oyun oynarken hareketsiz kalmalıdır ve bu elbette imkansızdı. Camilla, kızların aynı anda iki farklı tarafa çekildiğini ve her iki ucunda kendine ait bir fikri olduğunu söyledi. Her iki tarafta farklı şeyler yapmak istedi ancak hayatta kalmaya ve iradeleri dışında özgürlük olmaksızın bir şeyler yapmaya zorlandılar ve kişiliklerini düzgün bir şekilde geliştirmelerine izin verilmedi. Ebeveynler başarı oranından şüphe duysalar da ayırma ameliyatlarını sabırla beklediler. Ayrılmış yapışık ikizlerin hayatta kalma oranı %5 ila %25 arasında. Yani şans gerçekten onların lehinde değildi. İkizler 10 aylıkken doktorlar onları ameliyata aldı ve ikizleri ameliyat etmek için hazırlıklara başladılar. 27 Nisan 2019'da ikizlerin ameliyatı gerçekleştirildi. Prosedür Dr. James Goodrich tarafından yönetildi ve yaklaşık 50 diğer tıp uzmanı dahil edildi. Son derece karmaşık ameliyat, Brezilya'daki bir çocuk hastanesi olan Hospital Desirance'da Brezilya José de Alencar'da gerçekleştirildi. Federal bölgede türünün ilk örneği Brezilya'da 3. ve dünyada 10. olduğu bildirildi. Ameliyat Brezilya'da kamu tarafından finanse edilen bir sağlık sistemi olan UNIFED sistem aracılığıyla yapıldı. Ameliyat 20 saat süren yaklaşık 36 aşamadan oluşuyordu. Titiz yöntemler gerektiren oldukça karmaşık bir ameliyattı. Camilla ve kocası için bu 20 saatin 1200 dakikasının tamamı endişe ve korkunun birleşimiydi. Onlar için yoğun bir dönemdi ve hemşirelerden sürekli bilgi istiyorlardı. Ardından 20 saat bekledikten sonra müjdeli haber geldi. Liz ve Mel başarıyla ayrılmışlardı ve ikisi de iyi durumdaydı. Daha fazla sevinemeyen veliler yerleştirildikleri odaya koştular. Çocuklarını ayrı yataklarında görünce gözyaşlarını tutamadılar. Doktorlar da ameliyat sırasında çeşitli komplikasyonlar ortaya çıktığı için memnundu. Ancak ameliyatın hassasiyeti nedeniyle bunları düzeltebildiler. Liz ve Mel ameliyattan sonra yaklaşık 6 ay düzenli kontroller için hastaneye gitmek zorunda kaldı.
6 ay içinde tamamen taburcu edildiler ve ebeveynlere ikizlerin artık sorunsuz bir şekilde ayrı hayatlar yaşayabilecekleri söylendi. Ameliyattan bir yıl sonra Liz ve Mel ayrı hayatlarını yaşarken oldukça rahattılar. Sadece ameliyat izleri bir zamanlar yapışık olduklarını gösteren işaretlerdi. Camilla ameliyatın başarısı ve sonrasında ne kadar iyi geliştikleri için fazlasıyla minnettardı. Ameliyattan 6 ay sonra hala sık sık hastaneye gidiyorduk. Ama hemen hemen her kontrolde taburcu oluyorlardı. Tanrı'ya şükür Liz ve Mel yaşlarına göre çok iyi gelişiyorlar dedi Camilla. Bir yıl sonra anne onların bireysel olarak geliştiğini görünce ne kadar duygulandığını ifade etti. Ameliyatın üzerinden bir yıl geçmiş olması tuhaf. O zamanlar ağlamadığım şeye şimdi ağlıyorum. Bugün her şeyi düşünmeyi bıraktığımda duygu ve sevinçten ağlıyorum. Onları görmek gerçekten ödüllendirici. Çünkü internette aynı durumda olan çocuklarla ilgili o kadar çok hikaye okudum ki bu beni daha da endişelendirdi. Çok hassas bir durumdu ve bu yüzden kızlarım benim için bir mucize. Bir annenin çocuklarının rahat olmak için mücadele ettiğini görmesi kolay değildir diye ekledi. Camilla kendisini en çok mutlu eden şeyin çocuklarının istediklerini yapmakta özgür olduğunu görmek olduğunu belirtti. İkizler artık bireysel olarak yüzme ve oyun oynama gibi aktiviteleri gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca farklı özelliklere sahipler. Annelerine göre Mel daha güler yüzlü ve neşeliydi ve huysuz da olabilirdi. Liz ise şefkatli ve sevecendi ama bazen biraz daha içine kapanık. Zıtlar ama aynı zamanda çok benzer hale geldiler. Bazen her şey güne ve ruh hallerine bağlıdır. Büyümelerini izlediğim için kendimi kutsanmış ve şanslı hissediyorum. Ve beni çok mutlu ediyorlar. Doktorlara ve tüm sağlık ekibine ne kadar teşekkür etsem azdır, dedi. Anneleri, ikizlerin onları ayırmaya yardımcı olan bir sisteme erişimleri olduğu için şanslı olduklarını ve ameliyatlarının başarılı olduğu için daha da şanslı olduklarını söyledi.